Teknoloji ve mühendislik alanındaki ilerlemeler sayesinde teleskoplar ve diğer sensörler artık sık sık kirlenen, puslu bir atmosferin altına bağlı kalmadan yörüngeden daha net görüntüler elde edebilmektedir. 1960'larda uydular bizi çevreleyen kainatı keşfetmeye başladı. Görünür ışığın ötesinde ultraviyole, kızılötesi, X ışını ve hatta gama ışınlarını gördüler. Evrenin kendisi gibi başlangıcı, yapısı, evrimi ve geleceğine ilişkin anlayış da gelişmekte ve sürekli genişlemektedir. 20. yüzyılın son 20 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve diğer uluslar daha büyük ve daha karmaşık uzay tabanlı teleskoplar kullanarak daha önemli araştırma programları geliştirmeye başladılar. Yüzlerce, binlerce yıl boyunca insanlar evrenin durağan bir yer olduğunu düşündü. Eğer bir gece dışarı çıkıp gökyüzüne bakarsanız, birçok şeyin değişmediğini görürsünüz. Evren uzun bir süre boyunca çok sabit olarak görüldü. Ama bunun doğru olmadığını biliyoruz. Evren son derece dinamik bir yer ve her an bir şeyler oluyor. Her saniye evrenin bir yerinde bir yıldız devasa bir süpernova patlamasıyla infilak ediyor. Ve bizim amacımız gidip onu bulmak, bu öngörülemeyen olayları bulabilecek aletler inşa etmek. Kozmik arka plan kaşifi ya da Kobe uydusu, evrenin erken dönemlerinden kalan mikrodalga arka plan radyasyonunu haritalandırarak evrenin büyük resmini kristalize etmeye başladı. Onun devam niteliğini taşıyan V haritası ise evrenin bebeklik döneminin en ayrıntılı portresini oluşturdu. Işığın bize ulaşması 13 milyar yıldan fazla sürdüğü için evrenin 13 milyar yıl önce nasıl göründüğünü şimdi görüyoruz. Yani evrenin ilk zamanlarının nasıl olduğuna dair bir fosil kalıntısı ve tıpkı fosillerin geçmişini incelemek için kullanılması gibi. Biz de bu ışığı evrenin başlangıcına yakın bir zamanda nasıl olduğunu incelemek için kullanıyoruz. Orada mavi noktalar ve kırmızı noktalar görebilirsiniz. Bunlar gökyüzünün daha sıcak ve daha soğuk görüntülerine karşılık geliyor. Bu sıcak ve soğuk nokta desenleri olan bir görüntü. Bu gerçekten büyük patlama sonrasındaki bir parıltı. Daha derin ve uzun vadeli bir düzeyde, evrenin bir araya getirebildiğimiz resminin nispeten basit olduğu ve parçaların birbirine uyduğu bu şaşırtıcı tutarlılık, uzun yıllardan beri kozmoloji çalışmalarının çarpıcı bir teyidi. Sadece inşa edildi ve işte burada. Bazı açılardan evreni kendi arka bahçemizi tanıdığımız gibi tanımaya başlıyoruz. ESA'nın Planck uzay aracı Philo'ya katıldı ve gözlemlerini genişletti. Bunlar birlikte çoklu dalga uzunluklarında geniş bölgelerin haritasını çıkararak gökbilimcilerin bilinen evrenin boyutunu, şeklini ve yaşını belirlemelerini sağladı. Evrenin büyük bir patlamayla başlamasından sadece 370 bin yıl sonra var olan tek şey mum alevine benzer sıcak bir plazmaydı. Kırmızı ve yeşil toplar olarak görülen protonlar ve elektronlar ışığı saçarak etrafa sıçrıyordu. Mavi ile gösterilen foton adı verilen ışık parçacıkları bir elektronla çarpışmadan uzağa gidemezdi. Evren soğudukça protonlar ve elektronlar eşleşerek hidrojen atomlarını oluşturdu. Ve ışık serbestçe dolaşmaya başladı. Yıldızlar oluşmadan önceki karanlık çağlar boyunca ve daha sonra ilk yıldızların oluşumundan beri özgürce seyahat ediyor. Evren genişledikçe fotonlar enerji kaybederek renk değiştirdi. Galaksi kümelerinin yanından geçtiler. Fotonun yolu kümelerin kütle çekimi tarafından hafifçe bükülür. Şimdi ve sonra bir kümeden geçerken bir elektron, o yeşil olan top, fotonlardan bazılarıyla çarpışır. Yollarını değiştirirler. Daha fazla madde geçtikçe yer çekimi ve kütle nedeniyle daha fazla küçük kıpırdanmalar oluşur. Fotonlar Planck dedektörlerine ulaşmadan önce 13.8 milyar yıl boyunca seyahat etmiş, görkemli bir şekilde ölmüş, tüm evreni geçerek topladıkları bilgileri cihazlarımıza bırakmış ve evrenin bu güzel haritasını çıkarmamızı sağlamıştır. Çeşitli uydu teleskopları elektromanyetik spektrumun çoklu dalga boylarında kullanılmak üzere tasarlanmış sensörlere sahiptir. Yakın ve uzak kızılötesi ışıktan görünür ve mor ötesi frekanslara, X ışını, gama ve kozmik ışın dedektörlerine kadar.
Her biri yıldızların, nebulaların, galaksilerin, egzotik blazarların ve kara deliklerin yapısının benzersiz yönlerini ortaya çıkarabilir. Ancak halkın gözünde son neslin poster yıldızı hiç şüphesiz Hubble Uzay Teleskobu olacaktır. ...25 yıllık ömrü boyunca görünür ve kızılötesi ışık aracılığıyla zamanda geriye giderek kozmosun en şaşırtıcı görüntülerinden bazılarını üretmiştir. Hubble'ın bir diğer avantajı da çeşitli bakım görevleri sayesinde uzun ömürlü olmasıdır. Bu da nesneleri uzun bir süre boyunca incelemesine ve bazı şaşırtıcı sonuçlar elde etmesine olanak tanımaktadır. Yeni doğan yıldızlar çevrelerindeki yıldız oluşum bölgesine madde akıntıları fırlatırlar. Herbig Haro nesneleri olarak bilinirler. Bu süpersonik jetlerin çok kısa bir zaman aralığında değiştiği görülebilir. Hubble'dan tek bir resim gördüğünüzde bunu doğal olarak pek çok farklı şekilde yorumlandırabilirsiniz. Görüş açınızı biraz değiştirirseniz burada esas olan ve merak edilmesi gereken asıl şeyin Hubble'ın bu kadar uzun süredir var olduğu gerçeğidir. Asıl düşünülmesi gereken budur. Orion takım yıldızında parlayan gazın silüetini oluşturduğu Atbaşı Nebulası buna iyi bir örnektir. Kızılötesi karanlık sırlarını açığa çıkararak tam ortasını görebilir. Spitzer Teleskobu NASA'nın büyük gözlem evlerinden biridir. Spitzer bir kızılötesi teleskoptur. Yani uzaydaki tozun içini görür ve tozun içini görerek yıldızların doğmakta olduğu yıldız yuvalarını saptayabiliyoruz. Aşağı yukarı 10 yıldır uçuyoruz. Bu da yaklaşık 3600 gün demek. Yayınlanmış 5000 makalemiz var. Bu da her gün Spitzer verilerine dayanan yeni sonuçlar ve yeni keşifler açıklayan yeni bir makalenin yayınlandığı anlamına geliyor. Bu da benim için kesinlikle şaşırtıcı. Spitzer Güneş sistemimizde ve ötesinde birçok şaşırtıcı keşif yaptı. Evrendeki en uzak galaksilerden bazılarını saptamamıza yardımcı oldu. Ve Spitzer'in Samanyolu'nun ultra yüksek çözünürlüklü haritası, kendi galaksimizin yapısını anlamamızı önemli ölçüde geliştirdi. Japonya ve ISA çeşitli kızılötesi dalga boylarında kendi kızılötesi teleskoplarını fırlatmış, özellikle Avrupalı Herschel büyük yıldız oluşum bölgelerine odaklanmıştır. Yeni şeylere sahip olduğumuz ve anlamaya çalıştığımız için gerçekten mutluyuz. Çünkü büyük kütleli yıldız oluşumunu anlamamıza yönelik yeni bir adım atıyoruz. Bu nedenle Herschel'ın, örneğin optik dalga boylarında görünmeyen gaz ve toz kozasını oluşturan bu yüksek oranda gömülü yıldız popülasyonunu ortaya çıkarabileceği fikri var. Bu nedenle Herschel'ın tüm bu çok genç yıldız popülasyonunu tespit etmesine ihtiyacımız var. Bir sonraki büyük uzay kaynaklı kızılötesi teleskop, 2018'de fırlatılmaya hazırlanmak üzere testleri tamamlanma aşamasına gelen James Webb teleskobudur. Hubble'dan neredeyse 3 kat daha büyük olan 6,5 metrelik bir birincil aynaya sahip olacaktır. Ancak yer tabanlı teleskoplar da kızılötesi spektrumda çalışmaktadır. Dolayısıyla uzay ve yeryüzü arasında büyük bir tamamlayıcılık var. Uzaydan Hubble görüntüleriyle gördüğümüz görüntüleri çok daha iyi karakterize edebilirsiniz. Yer teleskoplarıyla bu ışığı alıp spektrumlara bakabilir ve uzak galaksiler için kırmızıya kaymayı bulabilirsiniz. Ya da Hubble'ın uzun süre yapamadığı kızılötesi gözlemleri yaparak bu nesnelerin kızılötesinde nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Birlikte patlayan süpernovalardan arta kalan yıldız oluşum bulutsularını araştırdılar ve yıldızların doğuşuna tanık oldular. Gökbilimciler ve kozmologlar için elektromanyetik spektrumdaki bir diğer gözlemsel araç da X ışını bandıdır. Samanyolu gibi her galaksinin kalbinde devasa bir kara delik bulunması ve bu galaksiden
toz ve gaz gibi maddelerin bu merkezi kara deliğin üzerine düştükçe ışıma yapması. Ve bizim de bunu görebilmemizdir. Yani gökyüzüne görünür ışıkla bakarsak yıldızları görürüz. Eğer gökyüzüne X ışınlarıyla bakarsak kara delikleri görürüz. Çok uzaktaki nesnelerden gelen ilk ışınlarını gözlemleyebilir ve böylece kozmik yapısını araştırabilirsiniz. Sonrasındaysa galaksileri ve bu galaksilerin merkezindeki aktif kara delikleri çok uzak mesafelere kadar gözlemleyerek evrendeki madde dağılımını araştırabilirsiniz. Ve bu evrenimizin kökeni ve evrimi hakkında bilgi edinmek için de evren bilimde çok önemlidir. X ışınları atmosferimizde emilir. Bu nedenle X ışını dedektörleri ya balonla yüksek irtifalara ya da yörüngeye yerleştirilmelidir. NASA'nın amiral gemisi X ışını teleskobu ve büyük gözlem evlerinden biri Chandra'dır. Kara delikleri bulmak istiyorsanız bir X ışını teleskobu kullanmalısınız. Bulma eğiliminde olduğumuz şey bir galaksi kümesinin ortasında genellikle aktif bir galaksi veya kuazar parlak bir merkezi galaksiye sahip olmasıdır. Yani büyük bir galaksinin ortasında süper büyük kütleli bir kara delik. Çünkü oluşum söz konusu olduğunda çok fazla malzeme ortaya düşme eğilimindedir. Böylece ortadaki en büyük galaksiyi elde edersiniz. Yani bir gözlem evinin gücünü görüyorsunuz. Chandra gibi son teknoloji teleskoplu bir gözlem evi ve bilim araçlarının bu görüntüleme spektroskopik yetenekleri belki de yapmayı planladığınız şeyleri bile yapamaz. Çünkü o zamanlar bunları bilmiyordunuz. Chandra ile yapılan bilimin çoğu bu kategoriye giriyor. En son fırlatılan teleskop New Star, çok daha keskin bir görüntü için X ışınlarına odaklanma özelliğine sahip. New Star'ın ana bilimsel hedeflerinden biri evrendeki kara deliklerin tam bir sayımını yapmaktır. X ışınları Nova'nın sadece bu dalga boylarında görülen patlayıcı süreçlerini de ortaya çıkarmıştır. İSA, kozmik evrimi inceleyen XMM Newton'a ve görülmemiş yapıları, yeni gama ışını kaynaklarını ortaya çıkaran ve gama ışını frekanslarını inceleyen Uluslararası Gama Işını Astrofizik Laboratuvarı Integral'e sahiptir. Integral önemli çünkü gama ışınlarına bakan birkaç uydudan biri. Ayrıca dünyanın etrafındaki diğer uydular ve gözlem evleriyle birlikte bu yıldızların nasıl evrimleştiğine dair eksiksiz bir resim elde edebiliriz. Ama integral olmadan bulmacanın büyük bir parçasını kaçırmış olursunuz. Bizim oluştuğumuz elementleri nasıl ürettiklerini bilmek istiyoruz. Bunlar evrene farklı türde materyaller saçan nesnelerdir. Ve uzaya doğru merakla yol alırlar. Biz süpernova tarafından üretilen tüm bu elementlerden oluşuyoruz. Bu nedenle yaşamın nereden ve nasıl kaynaklandığını bilmek bizim için önemlidir. Gama ışınları elektromanyetik spektrumun en tepesinde yer alır. Kara deliklerden, patlayan yıldızlardan ve hatta kendi yıldızımız Güneş'ten gelen en enerjik ve güçlü fotonlardır. Orijinal adı GLAST olan Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu, her 3 saatte bir tüm gökyüzünü yüksek enerjili gama ışınlarıyla gözlemleyerek, evrenin bu enerjilerde şimdiye kadar bilinen en ayrıntılı haritasını oluşturur. Yeni bir gama ışını patlaması tespit ettiğinde Swift uydusuyla birlikte çalışır. Böylece Swift gökyüzünde hızla dönebilir ve bir X ışını teleskobuyla optik ultraviyole teleskobu gama ışını patlamasının olası konumuna yönlendirilebilir. GLAST öncelikle Swift enerji aralığının üst ucundan almak ve onu çok daha yüksek enerjilere taşımak için tasarladığı yeni bir enerji aralığında görmeye adanmıştır. Ve enerjide ne kadar yukarı çıkarsanız o kadar garip ve egzotik şeyler görmenizi sağlar. GLAST ve Swift birbirinden çok farklı. Swift, oraya buraya işaret eden çevik ve küçük bir uydu gibi ama tüm gökyüzünü taramıyor. Belirli nesnelere işaret ediyor. GLAST ise yüksek gama ışınlı gökyüzüne bakıyor. Her zaman tüm gökyüzünü inceliyor.
Böylece Glass'la ilgili ilginç bir şey gördüğümüzde Swift'ten diğer teleskoplarıyla bakmasını ve ek bilgi edinmesini isteyebiliriz. Önümüzdeki 10 yılda ne olacağını bilmiyoruz. Swift'in bize hala heyecan verici veriler vereceğini umuyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var ki, o da Swift'in saf doğası gereği bize ilgi çekici yeni veriler sunacağıdır. Swift bunun için inşa edildi. Öngörülemeyen ve beklenmedik yeni olayları incelemek için ve bunların gerçekleşmesi kaçınılmaz. Yörüngede incelenen bir radyasyon türü daha var. Kozmik ışınlar. Alfa manyetik spektrometre ya da EMS cihazı olarak adlandırılan 8 tonluk kozmik ışın parçacık dedektörü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlı. Kozmik ışınlar, protonlar, alfa parçacıkları, daha ağır elementlerin atom çekirdekleri, elektronlar, bunların antimadde eşleri pozitronlar ve gama ışınlarından oluşur. Bu parçacıkların incelenmesi, antimaddenin açıklanamayan yokluğu ve evrendeki karanlık maddenin doğası gibi bazı temel sorunları yanıtlayabilir. Pozitronun kalibrasyonu çok önemlidir. Çünkü karanlık madde başka bir karanlık maddeyle çarpıştığında artık pozitron ortaya çıkar. Dolayısıyla artık pozitronların özellikleri siz karanlık maddenin kökeninin ne olduğunu söyler. Evrendeki maddenin yaklaşık %80'i teleskoplar tarafından görülemez. Bu karanlık madde ışığı yansıtmaz, emmez ya da yaymaz. Ancak galaksilerin etrafındaki yıldızların yörünge hızlarında ve galaksi kümelerinin hareketlerinde görülebilen bir çekim etkisi yoluyla madde ile etkileşime girer. Yine de onlarca yıllık çabaya rağmen hiç kimse bu karanlık maddenin gerçekte ne olduğunu bilmiyor. Bu görselde gaz, yıldızlar ve karanlık maddeden oluşan galaksilerin çarpışarak evrende büyük ölçekli filamentler oluşturması ve kozmik ağın bir görüntüsünü oluşturması gösterilmektedir. Karanlık maddenin bu ağ için çerçeve sağladığına inanılmaktadır. Galaksi kümeleri evrendeki yer çekimine bağlı en büyük yapılardır. Büyük patlamadan sonra evrenin başlangıçta genişlemesinin yavaşladığına, ancak daha sonra vites değiştirerek hızlanmaya başladığına da inanılmaktadır. Astronomi ve astrofizik alanındaki önemli keşiflerden biri de karanlık enerjinin keşfedilmesiydi. Yani evren hızlanarak büyümeye devam ediyor. İnsanların çeşitli farklı teknikler kullanarak ve yine tüm dalga boyu bantlarında yapmaya çalıştığı şey, karanlık enerjiyi karakterize etmek için parametreleri ölçmektir. Fırlatma tarihi 2020 olarak belirlenen ISA, karanlık madde ve karanlık enerjinin evren üzerindeki etkisini haritalandırması umulan bir uzay teleskobu olan Euclid'i inşa ediyor. Evrenin haritasını çıkarmaya yönelik bir görev olan Euclid üzerinde çalışıyorum ve bunun için karanlık madde yapılarının haritasını çıkarabileceğimiz ve karanlık enerjinin özelliklerini türetebileceğimiz son derece hassas bir teleskop inşa ediyoruz. Karanlık enerjiyi anlamak, evrenin geleceğini anlamamızı sağlayacaktır. İlginç olan şey, giderek daha fazla karanlık enerjiye sahip olmamız. Neden? Çünkü evrenimiz genişliyor ve genişleyen evrenimizle birlikte evrenimizde daha fazla karanlık enerji elde ediyoruz. Sıradan madde, karanlık madde ve normal madde genişlemiyor, seyreliyor. Bu nedenle karanlık enerjinin normal maddeye kıyasla oranı zamanla artıyor. Evren daha fazla genişlediğinde evrenimizin daha fazla hacmini elde ederiz. Daha fazla alan elde ederiz. Daha fazla karanlık enerji elde ederiz. Karanlık madde için önde gelen parçacık fiziği modeli, WIMPs olarak da bilinen zayıf etkileşimli büyük parçacıklar olarak adlandırılıyor. Bunlar evrende
Hiçbir şeye ya da birbirlerine çarpmadan uçarlar. İki Vimps'in bir araya gelip gama ışınları oluşturması fikri ise çapraz ateşte kafa kafaya çarpışan iki mermi gibidir ve çok nadirdir. Ancak dev kütleli bir kara deliğin etrafındaki alana gittiğinizde yoğunluğun çok daha yüksek olmasını beklersiniz. Bu nedenle anihilasyon olasılığı çok daha yüksektir. Bu şekilde gama ışını teleskobuyla tespit edilebilir. Teorik süreçte Schnittmann'ın bilgisayar simülasyonu dönen devasa bir kara deliğin etrafındaki karanlık madde parçacıklarını göstermektedir. Tüm hareket kara deliğin olay ufkunun yakınında, ötesine hiçbir şeyin kaçamayacağı sınırda, ergosfer adı verilen düzleştirilmiş bir bölgede gerçekleşiyor. Ergosfer içinde kara deliğin dönüşü uzay zamanı da beraberinde sürükler ve her şey neredeyse ışık hızında aynı yönde hareket etmeye zorlanır. Yoğunlaşmış, hızlı hareket eden karanlık madde parçacıkları çarpışır ve gama ışınları oluşturur. Ancak bu yüksek enerjili ışığın yalnızca bir kısmı kara delikten kaçabilir. Bu durumda kara deliğin bize doğru döndüğü sol taraftan bize yüksek enerjili gama ışınlarının parıltısını veriyor. Simülasyon, astronomlara gama ışını teleskopları geliştikçe tespit edebilecekleri astrofiziksel olarak ilginç bir sinyal olduğunu söylüyor. Schnittmann bunun WIMP modeli için kesin bir kanıt olacağına inanıyor. Bana göre evrendeki en zor şeylerden ikisi olan karanlık madde ve kara deliklerin birbirlerini açıklamaya yardımcı olmak üzere bir araya gelmeleri oldukça şiirsel. Gelecekteki görevler yerçekimi dalgalarını incelemek ve Einstein'ın genel görelilik teorisini test etmek için bir yerçekimi dalgası gözlemevi görecek. Athena görevi sıcak gaz yapılarının haritasını çıkaracak ve 2028'de fırlatılarak süper kütleli kara delikleri arayacak. Bugüne kadar yapılmış en iddialı astronomik araştırma olan Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması, yaklaşık 1 milyon galaksi ve kuasarın 3 boyutlu haritasını çıkaracak. Yakın zamanda yenilenen ve büyütülen CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, kozmosun yapısını açıklamaya yardımcı olabilecek zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıkları ve diğer egzotik parçacıkları araştıran araçlardan biridir. O zaman belki de bilim insanları, astronomlar ve mühendisler dikkatlerini parçacık fiziğinin getirdiği çoklu boyutlar, kendi evrenlerinin ötesindeki tüm evrenler ve olay ufkunun ötesinde yatanlar gibi diğer gizemli teorilere çevirebilirler. Bunlar zamanla yeni sınırlar haline gelecektir.